Ve hoş geldiniz aile ekonomisine. Bugün israf konuşacağız. Ekmek israfı ama başka ne israf ediyoruz? Onları da Sade Hoca'ya soracağım. Hocam merhaba. Merhaba. Hocam şimdi geçeceğiz ama bir de beyaz eşyada biliyorsunuz pandemi nedeniyle insanlar ekmek yapma makinesi, yoğurt makinesi, işte ne bileyim bir sürü cihaz değiştirdi. Ben bile değiştirdim öyle diyeyim. Dolayısıyla ciddi bir artış görünüyor bu beyaz eşyada. İç pazar için söylüyorum Ocak ayında. Ben Burak Karagöz'e bir döneyim. Oradan soracak nedir ne değildir rakamlar. Burak sendeyiz. Teşekkürler. Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Başkanı Ali Yıldız'la beraberiz. Ali Bey, şimdi Ocak rakamlarına biraz önce baktık. Müthiş bir artış var. Bununla başlayalım. Bu artış nereden geliyor? Şimdi pandemi süresince biliyorsunuz Haziran'da piyasalar açılınca Kasım ayına kadar satışlar oldukça iyiydi. Ama ihracatta yapıldığı için mal bulmada zorluk çekiyorduk. Dolayısıyla yapılan bu bağlantılı mallar Kasım Aralık ayında birikerek geldik. Ocak ayına geldi en çok bu malların Türkiye'de bize ulaşması. Çünkü ihracattan kalan malları bulmak kolay değil şu anda. İhracatta iyi rakamlar var. %76 ihracat var. İç piyasaya gelen bu %59'luk mal henüz satışa ulaşmış değil perakende anlamında. Ama bizim beklentimiz şu. Bu yasakların kalkmasıyla hafta sonu biliyorsunuz aileler çalışıyor. Dolayısıyla alışverişlerini online üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Bu da doğru mallara ulaşamamalarına sebep oluyor. Dolayısıyla hafta sonları bu yasakların kalkmasıyla bu %59'luk bize yazılan malların Mart, Nisan, Mayıs aylarında satılmasına sebep olacaktır. Çeyizlik satışların da olması, piyasaların açılması, yasakların kalkmasıyla, düğünlerin de açılmasıyla biz bu malları Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında satmış olacağız. Aslında artış gözüküyor ama bu pandemiden kaynaklanan gecikmeli siparişlerden kaynaklanıyor. Bizim şu anda beklentimiz pandeminin hafta sonu yasakların kalkması. Bu çok önemli bizim için. Çünkü yılı içindeki dengeyi koruyabilmek için yıla yaymak gerekiyor. Zaten ağırlık satışlarımız yaz ayları olacağı için biz yaz ayında bu %59'luk Ocak ayında olan fazla satışları eritebilmek için yaz aylarını beklemek zorundayız. Peki ben her sektörü sormaya çalışıyorum. Size de soracağım. Şimdi kurun geldiği seviyeler özellikle dolar kuru altıların sonunda. Dolayısıyla bu sizi nasıl etkiliyor? Fiyatları nasıl etkiliyor? Çünkü yukarı çıkarken fiyatlar artıyor. Aşağı inerken fiyatlar iniyor mu? Bu aydan sonra inecek mi? Ne olacak? Şöyle yapılıyor. Biliyorsunuz biz geriden geliyorduk zaten. %5-10 fiyat artış olduğunda biz geriden takip ediyorduk. Sonradan zamlar geliyordu. Ama fiyatların düşmesiyle biraz dengeye geldi bu. Bunun yanında bir de şöyle uygulamalar var. 3 ürün alırsanız işte süpürge bu fiyata, 3 ürün alırsanız belli ürünlerde işte kurutmada indirim var. Bu şekilde fiyatları dengelemeye çalıştılar. Bir de belli ürünlerde işte bu hafta kurdurursan işte 500 liralık indirim var gibi rakamlarla o %10'luk makası firmalar aşağı çekmeye çalıştı. Ama şu anda pandeminin etkisiyle alımlar düşük. Geçen seneki satışlarla aynı gidiyor ama enflasyon %15, %20 fark ettiği için hala istediğimiz rakamları yakalayamadık. Bir de banka komisyon oranları, faizler yükseldiği için kredi kartlarındaki komisyon oranları 12 ayda %11'e kadar yaklaşmakta. %9 ile %11 arasında. Bu da çok yüksek. Bunun %50 aşağı çekilmesi gerekiyor. Bizim beklentimiz hem yasakların kalkması, alışverişin olması, hem de hafta sonu bu marketlerdeki yapılan satışların da yeni kanunlarla bir düzene çekilmesi. Dolayısıyla perakende sektörü biliyorsunuz 15 bin tane beyaz eşya bayisi var. Malların burada satılması, tüketiciye ulaşması. Tüketicimiz biliyorsunuz doğru alımları yapabilmek için gördüğü yani dokunduğu ürünleri alması gerekiyor. Dolayısıyla en doğru alışveriş yerleri bizim mağazalarımız. Hem AVM'ler olsun hem cadde mağazalarımız olsun. Peki orayı biraz daha açalım. Perakende kanunda oradaki regülasyon eğer o marketlerde bu tarz eşyalar satılmazsa sizi nasıl etkiler? Şimdi biliyorsunuz bunlar hafta sonu açıklar belli saatlerde. Biz kapalı olduğumuz için insanlar da çalıştığı için hafta sonları eğer çok acil ihtiyacı varsa açık olan yerlerden almaya çalışıyorlar. Bu normale gelirse bizim de zaten geçen haftaki yapmış olduğumuz açıklamalarda da aslında herkesin kendi işini yapması gerekiyor. Çünkü ticaret odalarında NACA kodları var biliyorsunuz. Herkese bir kod verilmiş ama nasıl olmuşsa bazı işletmeler her şeyi satabiliyor. Bence buna da
bir denge getirilmesi gerekiyor. Nasıl ki biz mağazalarımızda süt, yoğurt, peynir satmıyorsak, onlar da gıda yaptığı işlerinde beyaz eşya elektronik satışının olmaması gerekiyor. Bu mantıklı değil. O zaman herkes her şeyi satar, her şey de birbirine girmiş olur. Uzmanlık da ortadan kalkmış olur. Çünkü %1'le mal satıyorlar. Örnek veriyorum, müşteriyi çekmek için yapılıyor. Çok büyük alımlar yaptıkları için bankalardaki indirimleri de ona göre uygun oluyor. Her türlü indirimler uygun oluyor ama sonuçta 600 bin kişi Türkiye'de beyaz eşya sektöründen ekmek yiyor. Bu çok önemli. Her 50 kişiden birisi de beyaz eşya sektöründe çalışıyor. Bunlar bizim için çok önemli dinamiklerimiz. Ülkemizde biliyorsunuz zaten genç işsizlik oranı çok büyük rakama geldi. Toplam işsizlik oranı 10 milyonun üzerinde. Bunu aşabilmek için perakendelerin de doğru akması gerekiyor. Peki Şubat ayı nasıl geçti? Şubat ayı da dediğimiz gibi şimdi yasaklardan... Son cümlelerinizi alın. Evet, yasaklardan dolayı biraz zayıf geçiyor ama biz Mart'tan itibaren bu işin açılacağına inanıyoruz. Bir de yasakların kalkmasını bekliyoruz. Devletimizden ricamız bu. Peki, teşekkür ederim katıldığın için. Leyla, söz tekrar sende. Teşekkürler. Hocam, şimdi bu beyaz eşya anlatıldı ama oradan da israf oldu bence. Bence. Çünkü mesela benim çamaşır makinem bozuldu. Evet. Parçasını dediler ki işte 800 mü 900 mü ne? Ya buna böyle ikinci el bilmem ne böyle deyip gittim mesela yoktan yere aldım. Sonra çok pişman oldum. Bayağı israf yani. Bunda da tabii, israf. Tabii. Bu pandemi her, dengemizi bozdu hocam. her şeyin gerçekten israfı var. Şimdi herkes tabii evde oturduğu için. Tabii evde oturacaklar için söylemiyorum. İşte ekmek makinesi alıyor. Bir kere iki kere yapıyor. Üç kere. Ondan sonra bir bakıyorsun. Yani emin olun 100 kişiden 5 kişi devam ediyor. 95 kişi o makineyi bir kenara bırakıyor. Bu da israf aslında dediğin gibi. Yani hani ekmeği güzel tüketelim. Hani atmayalım çöpe. İhtiyacımız kadar üretelim. Tamam üret o zaman. 100 tane makine almışsın. Yani 100 kişi almış. 95 kişi kullanmıyor. Üzerine bir örtü örtülüyor. Hadi bakalım yer kaplayan bir alet haline geliyor. Yani hevesimiz hemen gidiyor. Bir de bu yasaklar kalkar, bu çalışma ortamı başlarsa zaten ona vakti de olmuyor insanların. Çok az insan bunu üretiyor. Ondan sonrası boşuna israf alınmış, işte doğadan koparılmış bir şey oluyor. Tabii satış anlamında güzel. Yani satış artıyor ama kullanılmayan bir sürü alet evde oturuyor. Yani yatıyor, öyle yatıyor. Diyeyim. Hocam ben şimdi bir anket yaptım. En çok neyi israf ediyoruz diye şimdi ekmek de konuşacağız, bir gıdayı konuşacağız da. Evet. Zaman diyen %63 mesela, enteresan değil mi? En çok tabii israf zaman. Çok. Acayip. Çok. İkincisi ekmek gıda, üçüncüsü çok. Su, dördüncüsü para demişler. Buyurun hocam. Yaptık yani gerçekten zaman ve su özellikle inanılmaz bir israf biliyorsun. İşte tabii tarımda kullanılıyor suyun çoğunluğu %70'i 75'i tarım kesiminde kullanılıyor ve direkt o sulama, yalnız sulama sistemiyle maalesef yeraltı sularımız diplere çekildi. Şimdi her şeyde iktisatlı davranmamız lazım. Şimdi ekmeğe baktığımızda bugün alınan ekmeğin işte çeşitli istatistikler var. Tarım editörümüz İrfan'ın da biliyorsun tweet'i vardı. Tabii, o çok da yazıyor işte, zaten. Evet, bayağı var. %6 civarında bir kayıp var ekmekte diyor. İşte başka bir veriye baktım. Ben %25 israf var diyor. Demek ki ciddi bir israf var. Yani aldığımız işte 4 ekmekten veya 5 ekmekten bir tanesini biz israf ediyoruz. Oysa bunlar için çözüm gayet basit. Hele ekmek gibi bir şeyde çözüm basit. Şimdi biz de ben çocukluğumdan hatırlıyorum Zeliha. Yani şimdi insanlar sıcak ekmek almaya çalışıyor. Sıcak ekmek. Ki bizim ailenin bir bölümü de fırın sahibiydi. Öyle mi? Dönem. Evet. Ha, yani fırıncıydınız. Ben, süper. Evet, yani bir bölümümüz fırıncıydı. Dolayısıyla ben o fırında ne oldu, olup bittiğini bilirim. Mesela babam hiçbir zaman sıcak, yumuşak ekmek almaz. Neden almaz? Çünkü hamur mideye olur. Oturur. Bunu hayır, hamur olur der. Taşırken eve götürünceye kadar bunu torbanın içinde şu olur, bu olur, bu hamur olur. Onun için nerede böyle soğuk ekmek var, onu seçerdi. Soğuk ekmek alır götürürdü. Soğuk ekmeği bir de dilimlersin. Şimdi sıcak ekmeğe getirdiğin zaman biliyorsun yumuşacıktır.
Kopartıyorsun çünkü. Hocam o gelip... zaten o sıcak ekmek eve gidene kadar yarıya düşüyor. Ya işte diyorsa onu bilmiyorum. Yani biz tabii içine o yer yerdik. Evet içine. Elimizi tokattık o zaman küçüğüz tabii çarşıya alışverişe. Kim yapmamış ki onu hocam, ben de yapıyordum. Elimizi tokattık, ondan sonra annem dedi ya bu işi içine fare mi kaçtı bunun ekmeğin falan. Bütün anneler yani. Demek ki onu söylüyormuş içine fare. O yer, ama en tatlı yeriydi yani. Evet. Ama işte aslında sağlıklı olan değil mi yani o hani soğuyacak fırında. Ve dilimlenebilir hale gelecek. Böylece ekmek, hamur biraz dinlenmesi lazım. Yani torbaya girmemesi lazım ki hamur olmasın. Ama biz tam tersi ne yapıyoruz? İşte sıcak ekmek geliyor. Bir bölümünü kopartıyoruz. Koparttıktan sonra kalıyor. Kaldıktan sonra bakıyoruz diyoruz ki ya bunu dilimlemedik. Zaten şekli de bozuldu. Ne yapalım? Hadi bakalım bir bölümü bunların atılıyor. Bayatlıyor. Tepe. Bayatlayınca atılıyor. Atılıyor. Oysa ekmek aldığımızda yani ben de mesela ekmek alıyorum, işte aldığım bir yer var, gidiyorum oradan alıyorum, dilimli alıyorum bir kere ekmeği. Ekmeği aldıktan sonra yiyebileceğim kadarıyla her öğünde bunu bir naylon torbaya koyuyorum ve bunu direkt buzluğa atıyorum. Yani istediğim zaman da buzluktan çıkarıp ne yapıyorum? Bunu tüketiyorum. Onun için evde hiçbir israf olmuyor. Özellikle ekmek konusunda İsraf olmuyor. Hocam eskilerimiz de çok söylerdi biliyorsunuz, bu bayat ekmekle köfte yapılır, bayat ekmekle yemek yapılırdı. Papara mıydı neydi galiba? Sabahları evet. Böyle küçük tabii. Küçük orarsın. Çorbanın içerisine. Yani çok eskiler biliyormuş aslında, bayağı kullanım yapıyorlarmış ekmekle ilgili ama... Ama rakamlar şu an onu göstermiyor tabii. Evet. O zaman mantık daha farklıydı. Çünkü insanlar israf etmenin ne kadar kötü olduğunu gerçekten yani çok zengin insan da bunu hani ya o zaman işte yokluk var şu onunla alakası yok. Çok zengin insan da gerçekten israf etmiyordu o zaman. Yani evde ki buzdolabım olmadı. İşte benim çocukluğumda buzdolabının olmadığı evler vardı. Olabilir yani tabii benim çocukluğum biliyorsun milattan önce bir de şey demesinler. Hani ya 20 yıl önce büyük patlamadan sonra diyorsunuz. Yani 20-30 yıldan bahsetmiyorum. Şöyle 50-60 yıl öncelerine giderek söylüyorum. Yani dünyada da öyle hani çok fazla yaygın falan değil. İthal ediliyor o dönemde. Buzdolaplarının ithal edildiği dönemlerden bahsediyorum. Burada yerli üretim bile yeni sonradan başlamıştı. Şimdi o dönemlerden biliyorum. Bu dönemlerde ekmek israf edilmezdi. Ne yapılır? Kızartılır. Bir şekilde üzerine bir şey sürersin, yersin falan. Hiç ekmek israfı ben bilmiyorum. Ancak çok böyle hani koruyamazsın. Küflenirse, çünkü hani ekmek evde yapılırdı bizde. Evde yapıldığı için 10 tane, 20 tane yapıyorsun. Küflenme olursa ancak o zaman o da hemen ne yapılırdı? Tekrar dönüp bakarsın ekmek bozulmaya doğru yüz tutmuşsa ondan aş yapılırdı, işte hayvanlara da verilirdi veyahut da onlar bir yere toplanır, yani çöpe atılmazdı. Tarlaya atılırdı, yiyecek atığı da olsa tarlaya atılırdı, o tarlada gübre olarak kullanılırdı. Evet. Dolayısıyla yani bunları hani çöp poşetlerinin içine atılıp da işte efendim belediye falan böyle bir şey yoktu. Zaten olmaması da lazım. Evet. Bu türlerin aslında biriktirilmesi lazım. Yani yiyecek artıkları bugün bakın hala gidin işte İsviçre'ye, Almanya'ya, şuraya buraya gidin. İnsanlar orada tabii çok bilinci olduğu için bu tür yiyeceklerini, ekmeğini, yiyeceğini eğer artıyorsa ki çok artmaz orada. Onlar çünkü ihtiyaçlarına göre alıyorlar. Zaten onu söyleyeceğiz ya biz de. İhtiyacınıza göre almazsanız veya işte derin dondurucunuzu, buzdolabınızı ona göre düzenlemezseniz, düzgün bir şekilde bunu saklamazsanız bunun sonu atıktır. Yani atılır. Bu arada bir iki tane rakam var hocam. Mesela onu da söyleyeyim. Gelişmiş ülkelerde tüketicilerin satın aldığı ürünlerin %30'u tükenmeden çöpe gidiyor. Yani sadece Türkiye sorunsalı değil. Her yıl gelişmiş ülkelerde 222 milyon ton ve sarı altında da üretilen kadar gıdayı çöpe atıyor. Yani bir taraf aç, bir taraf çöpe atıyor. Ve gıda israfı için... Nasıl? Duyamadım. 750 milyon insan aç yaşarken
Aynısını dün çöpe atıyor diğer taraf. Evet. Evet, şimdi evet. Birkaç tane de söyleyeyim ben. Tweet geldi. Bir tanesi mikrodalga fırına atarsanız ekmeği diyor. 2 dakikada fırından çıkmış gibi olur zaten illaki sıcak yemek isterseniz diye. Bir de Zeliha Hanım paparayı bilmeniz beni çok şaşırttı demiş. Niye? Aa. Ekmeği doğrayıp tereyağı mereyağı güzel bir şeydir o kebap gibi. Bir de ne demiş Derya Kazeyan demiş ki Zeliha Hanım bence ülkedeki en büyük israf yetişmiş beyin israfı. Oo, oraya girersek çıkamayız bugün. Gıda israfında engellemek için ne yapmalıyız peki hocam? Nelere dikkat edelim? Yani birincisi yani mutlaka ve mutlaka bir kere planlı alışveriş. Hmm. Yani ihtiyacımızdan daha fazlasını özellikle hızla tükenebilecek sebze, meyve, ekmek gibi hızla tüketilmesi gereken şeylerde bunu bir kere planlamasını doğru yapmamız lazım. Eğer ekmekse hemen zaten dediğim gibi ben paketlediğim için buzluğa atıyorum, buzluktan çıkarıyorum. İstediğim zaman onu ısıtıp işte kızartıp getiriyorum sofraya. Dolayısıyla burada ekmekte aslında israfı anlayamıyorum. Yani neden ekmekte israf olur diye. İşte o da alma biçiminden kaynaklanıyor. Biraz önce söylediğim dilimlenmeyen ekmeklerde sıcak aldığınız zaman onu da kopararak yediğiniz için bir kere ileride o sizi ne yapıyor? Ya bu koparıldı, bunu keselim, şunu onunla uğraşmıyor. Ve bir bakıyorum çöpte bu tür bir sürü ekmek çıkıyor. Bu tabii ülkenin işte buğday şeyi artıyor, azalıyor. Tüketimi azalacak, artan malı işte buğday olarak satıyoruz, un olarak satıyoruz diğer ülkelere. Bu her açıdan, ülke açısından da, aile ekonomisi açısından da son derece önemli. İkincisi, mutlaka bu tür aldığınız mallarda şuna bakmanız lazım. Özellikle hızla tüketilebilir mallarda tüketim tarihi çok önemli. Yani marketten alırken bunun lütfen ne kadar dayanabileceğini, hani sebzede belki anlamayabilirsiniz ama diğer paketlenmiş ürünlerde üzerinde yazıyor son kullanma tarihi diye. O kadar süre içinde bunu tüketebilecek misin, tüketmeyecek misin? Bir kere bunun hesabını yapmamız lazım. Bir diğer faktör, aldınız derin dondurucuya atmanız gereken şeyler varsa yani baştan atacaksınız. Yani tüketeceğiniz kadarını normal buzdolabına koyun. Geriye kalanı ya buzluğa ya da derin dondurucu varsa derin dondurucuya atarsınız. Evlerde artık iki tane buzdolabı var neredeyse. İki tane buzdolabı varsa bari bir tanesini düzgün, efektif bir şekilde kullanalım. İçini düzgün bir şekilde yapalım. Ve en önemlisi ihtiyacın kadar. Yani bizde bir de şöyle alışkanlık var. Gerçi bu yavaş yavaş bu marketlerle beraber yıkılmaya başlandı. Yani bir kilo ver, iki kilo ver. Ya şunu taneyle almayı öğrenelim ya. Yani iki tane domates ver. Yani işte iki tane biber ver. Demeyi öğrenelim. Eğer her gün mesela her gün alışverişe gidiyorlar. Ben bakıyorum etrafımdaki insanlara da. Her gün gidiyor musun alışverişe? Gidiyorsun. O zaman niye bir kilo, iki kilo alıp da ondan sonra içinden bir iki tanesini çürütüyorsun, atıyorsun? Ya her gün gidiyorsun çünkü alışverişe. Her gün bakkala, manava veya markete gidiyorsun. Her gün gidiyorsan o zaman günlük alışveriş. O gün tüketeceğin kadar al. O gün yiyeceğin kadar al. Ondan sonra bazı ürünlerde olabilir. Fazla pişirmiş olabilirsin. Orada da bıkabilirsin. O yemeği dönüştürmeye çalışalım. Yani ne bileyim işte pilavı farklı bir şekilde değerlendirelim. Sütlaç. Ne bileyim. Veyahut da çorba bileyim, da olur. Sütlaç işte, da olur. Fasulye yaptın. Fasulye yaparsan fasulyenin İçinden biraz fasulye alırsın, tarhana çorbasının içine atarsın falan, bu şekilde biraz çeşitlendirme yaparsın değil mi? Valla yani, kadınlar bu konuda bayağı yaratıcı etrafımdaki benim, bilmiyorum olması ama. Lazım. Olması lazım. Bir de şeyler var işte, kavanozlar açılıyor. Hı. Nedir? Zeytin ezmesi. Yok efendim bilmem sabah kahvaltılık nedir? Domates sosu. Yok, bunlar açılıyor ve kalıyor. Ya kaldığı zaman bunları ekmekle bayatladığı zaman bunları kızartıp üzerinde şu şeyleri bir temizleyelim. Sonra içine bakıyorsun, ey küplenmiş, hadi bakalım atalım bunu. Yani ne yapacaksınız? Aynı şey gibi yani bir kızartıp üzerine bunları sonra akşam üzeri bir atıştırmalık olur yani. Veyahut da bir akşam idare edin işte. Bu arada işte. Bunları yaparsak bayağı ciddi aslında aile ekonomisinin bütçesinde para artırabiliriz. Şu saydıklarınızı düşünüyorum da ben işte. Burada para çok önemli. Tabii ki yani bütçemiz çok önemli ama
Emirol ikinci sırada. Yazık ya. Yani, Tabii canım. Yani, hayır, aynı zamanda bunu yaparsak aile bütçesine de artısı olur bunun demek tabii istiyorum. Tabii ki. Sonra tabakları da ona göre ayarlamamız lazım. Yani yiyeceğimiz miktarı da ona göre ayarlayalım. Şimdi tabaklara yemeyeceğimiz kadar dolduruyoruz. Sonra döküyoruz. Oluyor. Artık olunca ne yapıyorsun? Onu tencereye dökmüyorsun tabii. Hadi bakalım çöpe dökelim diyorsun. Çöpe döküyorsun. Bir de dediğim gibi bu apartmanlarda özellikle bahçesi olan apartmanlarda bir köşede büyük naylon poşetlerin olması lazım. Bunları geliştirmemiz lazım artık Türkiye'de. Bu poşetlerin içine özellikle yiyecek artıklarının dökülmesi ve bunların orada yani gübre haline geldikten sonra ağzı kapanacak tabii onlar. Belli bir süre bekliyor. Orada ferment oluyor. Ve onları alıp ne yapıyorlar? Bahçede gübre olarak kullanıyorlar. Şimdi bahçesi olan insanlar var. Bunları yapmaları lazım. Bunlar aslında yapılması lazım ya. Bunun gerçekten sadece o değil. Mesela metal filan şişe yani tamam var belediyelerin koyduğu ama evlerde önce ayrıştırmak lazım. Yani evde önce şişeyi başka bir yere, onu başka bir yere veya yemeği başka bir yere. Bu arada Mehmet İnanç Bey demiş ki eşi izliyorsa bilmiyorum yani ne diyecek ama... Sayın hocam, hanım buzdolaplarını yazın közlenmiş biber, patlıcan, mantığı etle doldurdu. Şimdi de marketten alışveriş yapıyor. Ben ne anladım? Derin dondurucudan demiş. İzliyorsa eyvah yani. Sadi hocamızın şef olduğunu bilmiyorduk demiş Turgay Bey. Evet. Her şey gelir. Şef, evet. Bir de Sadi Hoca cep telefonu değiştirdi mi diye bir soru var. Bilmiyorum yani daha önce biz böyle bir konuşma yaptık mı ki? Yok ya, cep telefonu bir kere benim patladı ya 2 yıl önce artık iflas etti. Dayanamadı. Bırakın hocam demiş. Yani bir baktım. Sal beni demiş hocam. Evet, ondan sonra değiştirdim zaten ertesi gün telefonu. Cep telefonu da demiş hocam işte size sal hocam bir salın beni ya ben bittim buraya kadarmış diye. yok yani İyi, öyle güzel. Bir şey yok ama. Ya bir de ama dediği arkadaşımızın da doğru. Yani her yıl işte hazırlık yapıyoruz. Zaten bir de şundan da şikayet etmeyelim. Yani yazın domates alıp bunu yaparsan kışın domates fiyatı yüksek. Olacak tabii yani. Kış mevsimlik ürünlerin dışındaki hepsinin, gerçi mevsimlik ürünler de pahalı artık da. Yani domatesi 8,5'un altına alabildik mi acaba düzgün domatesi? O ayrı bir şey ama. Yani. Onun dışında da eğer ısrar ediyorsanız illaki ben işte kışın aynı sebzelerden yiyeceğim diyorsanız tabii ki pahalı yiyeceksiniz yani. Evet. Onun için ne diyoruz? Ya kışa hazırlık için şunları yapın diyoruz. Yaptın. Bu sefer onlar dolapta beklerken sen gidiyorsun dışarıdan alışverişini yapıyorsun. Artık onu, işte süremiz bitmiş bu arada o işte yani aman bitmesin yedek olsun. Bu duygu var vallahi var bende var yani kadınların çoğunda da vardır herhalde diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık. Önümüzdeki hafta tekrar konuşuruz bakalım neler anlatacak hocamız bize. Tekrardan Profesör Sadi Uzunoğlu hocamıza teşekkür ediyoruz bu keyifli sohbet için. Efendim kapatıyoruz saat 19'da tekrar karşınızdayım.